Evet arkadaşlar, cümle öneri üniversite sınavlarında aynı paragraf soruları gibi hemen hemen her sene mutlaka ciddi bir şekilde sorulan önemli bir konudur. Konuda öğreneceğimiz başlıkları az biraz biliyorsunuz. Yani öğeleri göreceğiz, özne eklemleri, yardımcı öğeleri, nesneyi, dolar tümleci, zar tümleci. Hepsini göreceğiz ama sınavda nasıl soru geldiğini biliyoruz zaten. İşte bir cümle verecekler bize. Hangi seçenekte verilmiştir diye özne yüklemi soracaklar. Ama temelinde bizim bilmemiz gereken ne biliyor musunuz? Temelinde bilmemiz gereken şey esasla tamlamalar, deyimler ve fiilimsiler. Yani size cümle öneri konusunda sorulması istenen şey, sorgulanması istenen şey. Ya burada adam işte şu özneyi, yüklemi, belirtilen seçenekte zar tümlecinin sorularını biliyor mu değil. Bunları zaten öğreneceğiz ama temelinde eğer tamlamaları, deyimleri veyahut da fiilimsileri bilmiyorsanız bu konuda sıkıntı yaşarsınız. Şöyle ki şimdi cümlenin en temel öğesi yüklem. Tamam, yüksektir kelimesi yüklem. Kapattık, bitti. Fakat burada şunu bilmemiz lazım. Ne yüksektir? Türk milletinin sanat zevki dediğimizde Türk milletinin sanat zevki diye bir tamlama var. Dolayısıyla buraya hemen notumuzu düşüyoruz. Tamlamalar bölünmez. Tamlamalar bölünemez diye bunu notumuza yazalım. Şimdi neden bölünemez? Çünkü burada isim tamlaması bir söz öbeği oluşturur. Hatta bununla alakalı size çok daha zor bir örnek de göstereyim. Mesela diyelim ki deyimler bölünemez dedik ya. İşte gözüne girdim. Göze girmek bir deyimdir, öyle değil mi arkadaşlar? Gözüne girmek. Mesela yani hani odaya girdim, sınıfa girdim gibi bir şey değil. Göze girmek deyimdir. Kimin gözüne girdin diyelim? Hocanın gözüne girdim. Tamam, burada da sıkıntı yok. Yeni gelen hocanın gözüne girdim. Okulumuza bugün yeni gelen hocanın gözüne girdim diyorsun. Bak şimdi burada şuna dikkat etmeniz lazım. Burayı hiçbir şekilde bölmemeniz lazım. Göze girmek deyimi bölünmez. Hocanın gözü tamlama bölünmez. Bak bu da bitimleşti. Burada da onun sıfatı var. Okulumuza bugün yeni gelen. Dolayısıyla burayı bir bütün olarak alacaksınız ve ben gizli özne olacak ama gerisi bütünüyle yüklem olacak. Şimdi bunun birazdan detaylarına geleceğiz. Yani size sınavda işte Ali geldi, özne yüklem, işte nesne yüklem, bunları daha çok soruları bulmak, yani şu konu kısmından haricinde, yani bu dolaylı tümleci, zar tümlecinin soruları nedirden haricinde sizin şunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tamlamalar, deyimler bölünmez. Mesela şuna bakalım. Fiilimsenin arkasındaki kelimeleri yutup yan cümle oluşturmayı unutmamak gerekiyor. Şimdi duydum yüklem, tamam. Kim duydu? Ben duydum. Gizli özne. Ben neyi duydum? Götüreceğini duydum. Götüreceğini kelimesi bir fiilimsi olduğu için bir yan cümle oluşturmuş ve arkasındakilerin hepsini yutabiliyor diyeceksiniz. Böyle adeta süpürge gibi, şöyle elektrik süpürgesi vardır ya, onun gibi hepsini yutuyor bak. Zeynep'in duydum diyemiyorsun. Yarın duydum diyemiyorsun. Kardeşini sinemaya duydum diyemiyorsun. O yüzden burası, bakın şu tırnak içine aldığım yer, bütünüyle belirtili nesne olacak. Neden? Çünkü burası götüreceğini kelimesinin oluşturduğu bir yan cümle olmuş. Yani duydum yüklem, geri kalanı belirtili nesne olacak. Şimdi cümle öneriyle alakalı hangi sorularla bulunurdan ziyade ilk başta bilmeniz gereken şey kimin ve neyin soruları kullanılmaz. Çünkü kimin ve neyin sorularını kullanırsanız az önce şuradaki gibi hata yapabilirsiniz. Dedim ya, hocanın gözüne girdi. Bak şöyle göstereyim size daha iyi anlamanız için. İşte Ali'nin saati kayboldu. Şimdi burada siz ilk başta bilmeniz gereken şey yüklemi bulmak. Öyle değil mi? Kayboldu yüklem. Şimdi öğrencilerde genelde şöyle bir şey vardır. Kim kayboldu veya neyi kayboldu diye hemen belirtili nesneye geçer. Neyi kayboldu? Saati, işte belirtili nesne. Kimin saati? Ali'nin özne diye saçma sapan şeyler. Hayır. Diyeceksiniz ki ben yüklem bulduktan sonra özne yüklemem lazım. Kim kayboldu? Cevap yok. Ne kayboldu? Ali'nin saati. Burası tamlama olduğu için böyle diyeceksiniz ve buraya özne diyeceksiniz. Yani yüklem, özne, nesne ve tümleşler yöntemiyle hareket etmeniz lazım. Yöntemimiz bu. Dolayısıyla önce yüklem buluyoruz, sonra diğer öğeleri buluyoruz. Şimdi bütün sorular zaten yükleme soruluyor. Kim ve ne soruları özneyi bulurken yükleme soruluyor. İşte kimi neyi soruları, bakın kimi neyi soruları belirtili nesneyi bulurken yükleme soruluyor. Belirtili nesnenin sorusu ne? Ve zar tümleci ve dolar tümleci var. Edat tümleci var, ona da geleceğiz. Bunu da 2004 yılında sormuşlar. Yine sorabilirler. O yüzden bunu öğreneceğiz. Ama temelinde buradaki sorulardan ziyade kimin neyin sorusunu kullanmamak. Yani şurada eğer bunu ben size direkt sorsaydım muhtemelen şöyle diyecektiniz. Gözüne girdim. Kimin gözüne? Hocanın. Ama kimin diye de soru yok. Hayda diyecektiniz. Dolayısıyla kimin neyin tamlamayı bulurduğu için, hani sınıfın kapısı, Ali'nin kitabı, kimin neyin tamlamayı bulurduğu için tamlamalar bölünmeyecek. Şimdi dolaylı tümlecin sorularında da ED'den var. Nereye, nerede, nereden, neye, neyde, kime, kimde,
kimden, neyden? EDD'li sorular ve EDD'li cevaplar olması lazım. Ne zaman, ne kadar, nereye, niçin, nasıl da zarf tümlecinin soruları. Burada nereyeyi, E'yi vurgulamıyoruz. Çünkü neden? Mesela dışarıya çıktı derseniz, dışarıya çıktı derseniz, burası tabii ki dolar tümleci oluyor. Niye? E2 var. Ama dışarı çıktı derseniz zarf tümleci oluyor. Çünkü E2 yok. Dolayısıyla dolaylı tümleçte mutlaka sorusu da cevabı da E veya D'den almak zorunda. Zarf tümleci ise nereye çıktı? Dışarı çıktı diyebiliyorsunuz. Bu, buradaki dışarı zarf tümleci oluyor. Buradaki ise dolaylı tümleci oluyor. Bunu üniversite sınavında sormuşlar 2003'te ama çok kolay sormuşlar. Demişler ki aşağıdaki cümlenin hangisinde yer yön belirtici tamlayan olduğu için adlaşmıştır demişler. Yani şey, dışarının gürültüsü diye tamlama olmasından dolayı sormuşlar. Kafa karıştırıcı duruyor ama onlarla alakalı da zaten taktik videolarımızı izlerseniz çok rahat hareket edersiniz. O zaman şimdi kafa karıştırıcı bir şey olmadan tekrar toparlıyorum. Şimdi biz bugün bunları öğreneceğiz. Tamam, çok zor sorular çözeceğiz arkadaşlar. Sınavlarda çıkmış çok zor sorular çözeceğiz. O yüzden dikkat edin. Bunları öğreneceğiz. Tamam, burada sıkıntı yok. Ama temelinde bizim öğreneceğimiz şey tamlamaların, deyimlerin ve fiilimsen arkası yan cümlelerin bölünmeyeceği. Bunun bir bütün öğe olduğunu unutmayacağız. Buranın bir tamlama olduğunu unutmayacağız. Buranın bir yan cümle olduğunu unutmayacağız ve bölmeyeceğiz. ÖSYM bize mutlaka böyle bir şey sorar. Ve şunları bilsek bile, yani bunları bulduran soruları bilsek bile, eğer biz tamlamaların deyimlerin bölünmeyeceğini bilmezsek sıkıntı yaşarız. Şimdi bunu size çok basit bir örnekle göstereceğim. Çok çok basit bir yöntem. Ama bu yöntemi kullanmazsanız hep sıkıntı yaşarsınız. Şimdi bakın. Tren yöntemi diyoruz biz buna. Hocam tren nereden çıktı diyebilirsiniz. Hiç korkmayın. Tren yöntemimiz şu. Şimdi nasıl bir trenin lokomotifi olmazsa tren gitmez. Ama bu vagon olmasa bu tren gidebilir. Bu vagon olmasa bu tren gidebilir. Hatta bu vagonların hiçbiri olmasa bile bu tren gidebilir ya. Aynı şekilde cümlenin de en temel öğesi yüklemdir. Yüklem olmasa cümle oluşmaz. Yani şöyle düşünün. İşte Ali yarın kardeşini sinemaya diye bir cümle olmaz. Bakın burada 4 tane kelime var. Hiçbiri cümle oluşturmaz. Ama sadece götürecek yazalım. Götürecek sözcüğü tek başına bir cümle oluşturabilir. Götürecek. Kim götürecek? O götürecek. Gizli özle dersin ve olur biter. Bak götürecek yüklem. O gizli özle dersin olur biter. Ama götürecek kelimesi olmazsa bunların 4'ü bir cümle oluşturamaz. Çünkü yüklem yok. O zaman bunların 3'ü trenin gitmesini sağlayamaz. Mutlaka bir lokomotif lazım. O zaman yüklem eşittir lokomotif. Bunu bir kere koyduk. İkincisi arkadaşlar, yüklem nasıl lokomotifse vagonlar da tek başına, mesela şu pembe vagonu buraya bağlayabilirsiniz. Bu sarı vagonla yer değiştirebilirsiniz. İşte burada kelimelerin de her birinin bir ö olduğunu şuradan anlayabiliyoruz. Bu lokomotife her biri tek tek bağlanabiliyor. Yani mesela Ali götürecek diyebiliyorsun. Bakın şöyle gösteriyorum. Ali götürecek diyebiliyorsun. Yarın götürecek diyebilirsin. Kardeşini götürecek diyebilirsin. Sinemaya götürecek diyebilirsin. Bunların her birini yer değiştirebilirsin. Mesela kardeşini yarın sinemaya Ali götürecek diyebilirsin. Bunların her biri yer değiştirdiği için bunların her biri bir vagondur. Bunların her biri bir öğedir. Bu öznedir. Bu zarf tümlecidir. Bu belirtili nesnedir. Bu dolaylı tümlecidir. Tamam, sıkıntı yok. Bu yüklem. Fakat şimdi bu üniversiteden çıkmış soru. Birazdan bunun da şeyini soracağız ama şuna bakın şimdi. Ali'nin, az önce sormuştuk bunu, bir kez daha vurguluyorum şimdi. Ali'nin yarın kardeşini sinemaya götüreceğini, Ali'nin yarın kardeşini sinemaya götüreceğini. Böyle bir cümle olur mu arkadaşlar sizce? Ali'nin yarın kardeşini sinemaya götüreceğini diye bir cümle olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü bu cümlenin yüklemi yok. Yani bu cümlenin lokomotifi yok. En altta yazdığım cümlenin lokomotifi yüklemi olmadığı için bu cümle olmaz. Götüreceğini duydum dediğimizde yüklem, yani lokomotif ortaya çıkar. Şimdi duydum yüklem. Tamam. Peki Ali'nin duydum diyebiliyor muyuz? Bakın şu pembe vagonu bu trene bağlayabiliyoruz. Ali'yi bu yükleme bağlayabiliyoruz ama Ali'nin duydum diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Yarın duydum. Yarın duyacağım olur. Sinemaya duydum. Olmuyor. Bunların hepsi demek ki tek bir vagon. O yüzden burayı bölemeyiz arkadaşlar. İşte fiilinsen oluşturduğu yan cümlelerin bölünmemesi böyle bir durum. Burası duydum yüklem. Ben gizli özne. Ben neyi duydum? Belirtili nesneleriz ve bu cümle biter. Şimdi işte ÖSYM hep bunu sorar. Bakın burada çıkmış bir soru. Buna benzer bir sürü soru çözeceğiz birazdan. Şimdi zordur yüklem. Zordur kelimesi olmazsa bu cümle olmuyor. Bakın kapatıyorum. Yazınsal türlerin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerini belirlemek. Ne diyorsun kardeşim? Bir cümle söylüyorsun ama yüklemi yok. Bir tren yapmışsın ama lokomotif yok. Bu tren gitmez diyorsun. Zordur'u koyduğun zaman cümle oluşuyor. O zaman zordur yüklem. Şimdi belirlemek kelimesi ne zordur belirlemek? Belirlemek kelimesi fiilimsi mi? Fiilimsi. Fiilimsi görünce şunu diyeceksin. Aha, arkasındakileri yutabilir. Bak burada nasıl götüreceğiniz sıfat fiili arkasındakileri yuttu.
Burada da belirlemek isim fiili arkasındaki yutabilir diyeceksin. Zaten yazınsal türlerin zordur diyemiyorsun. Yani lokomotifi parçalayamıyorsun. Yazınsal türlerin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerini belirlemek zordur diyeceksin. Dolayısıyla bu cümle özne ve yüklemden oluşuyor diyeceksin. Anlaştık mı? Bu kadar basit. Bakın tekrar şöyle kapatıp gösteriyorum burayı. Zordur yüklem. Belirlemek fiilim size arkasındakilerin hepsini yutuyor. Çünkü yönlerini belirlemek, ayrılan yönler, birbirine ayrılan, birbirine benzeyen yönler, yazınsal türlerin yönleri, bak yazınsal türlerin yönleri. Burada bir tamlama var. Tamlamayı da fiilimsi içine almış. Dolayısıyla hiçbir şekilde burayı bölemiyoruz arkadaşlar. İşte size sınavda bunlardan ziyade, bunların hangi soruyu buluyordan ziyade bu tarz örnekleri soracaklar. Şimdi hatta bununla alakalı konu anlatımına geçmeden önce şöyle bir tane daha zor soru sorayım. Bunu yapabiliyorsanız sıkıntı yok demektir. Şöyle. Şunu soralım mesela. Bakın bence önemli bir örnek. Hatta sorunun köklerini kapatıyorum. Diyorum ki bu cümlenin öğeleri nelerdir? Şimdi siz videoyu durdurup soruyu çözmeye çalışın. Ben de şimdi hemen cevabı vermeye başlıyorum. Sonra cevabını dinlersiniz. Şimdi ilk başta mantığımız neydi? İlk başta yüklem buluyorduk. Yüklemden sonra özneyi, özneden sonra nesne ve tümleşleri buluyorduk. Bir. Yüklemi bulduğumuzda şuna dikkat ediyorduk. Yüklem kesinlikle ve kesinlikle cümlenin temel öğesiydi ve tüm sorular ona soruluyordu. Aynı zamanda bir şey daha var. Onunla geleceğiz ama önce şunu bulalım bak şimdi. Vardır yüklem. Kim vardır? Ne vardır? Önemi vardır. Önem, yeri ve önemi vardır. Özel bir yeri ve önemi. Bakın özel onun sıfatı bölemiyoruz. Türk hikayeleri arasında özel bir yeri ve önemi vardır. Şimdi burada kafa karıştırıcı bir şey var bak. 14. yüzyılda oluşan Dede Korkut hikayelerinin özel bir yeri ve önemi vardır diyor esasında bak. Hikayelerinin özel bir yeri ve önemi. Şimdi Oğuz Destanı'nın birçok özelliğini taşıması ve destandan hikaye geçiş aşamasının karakteristik bir örneği olması bakımından Türkiye'ye geçiş aşamasının karakteristik bir örneği bakımından Türkiye arasında özel bir yeri var. O zaman bak burayı hiçbir şekilde bölemiyoruz. O yüzden biz bütünüyle diyeceğiz ki vardır. Ne vardır? 14. yüzyılda oluşan Dede Korkut hikayelerinin özel bir yeri ve önemi vardır. Arasındakilerin hepsini de özne olarak alacağız. Dolayısıyla tamlamayı nasıl bölemiyorsak, lokomotifi nasıl parçalayamıyorsak, lokomotif bir bütün olarak vagon bir bütün olarak lokomotife gidiyorsa cümle öğeleri de aynen bu şekilde olacak. Şimdi bununla alakalı hemen şu kurallara geçelim. Demişiz ki yüklem. En önemli nedir? Yüklem oluşmazsa cümle oluşmaz. Yani lokomotif olmazsa tren gitmez demiştik. Şimdi burada bilgi yarışmasına katıldı yüklem. Öğrenciler okula geldi yüklem. Bu kadar basit. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Bazen cümle devrik olabiliyor ve yüklemi belirlerken tamlamaları, deyimleri, söz gruplarını, bileşik fiilleri bölmemeliyiz. Şöyle ki bakın şimdi. Mesela geldi diye bir yüklem söyledik. Tamam, geldim. Ali geldi diyebilirsin. Buraya kadar her şey basit. Bak, özne yüklem ayrı. Bugün geldi diyebilirsin. İşte kursa geldi diyebilirsin. Yalnız geldi diyebilirsin. Yani bunların hepsini yüklemden bağımsız farklı farklı öğeler oluşturabilirsin. Ali, bugün, kursa, yalnız. Yani özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, zarf tümleci diye ayırabilirsin. Bu da yüklemin olur. Yani yüklem fiil olduğu zaman çok fazla tedirgin olmamıza gerek yok. Ama yüklem isimse, bakın şimdi. Diyelim ki öğrencidir dedik. Bak şimdi öğrencidir bir isim. Ek eylem almış bir isim. Geldiyse bir fiil. Şimdi Ali öğrencidir dedin. Özne yüklem. Tamam, buraya kadar her şey basit. Ama böyle buradaki gibi pıt 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 ayıracağın cümle çıkmayacak şimdi. Niye? Çünkü isim cümleleri nesne alamaz. Yani kimi öğrencidir, neyi öğrencidir diyemezsin. Dolayısıyla buraya sen nesne koyamayacaksın. Bu bir. İsim cümleleri kolay kolay zarf tümleci de alamaz. Sadece bir tane örnekte, birkaç tane örnekte alabilir. Dolaylı tüm nereye öğrencidir, kime öğrencidir bu da olmuyor. Dolayısıyla eğer bir cümlenin yüklemi isimse muhtemelen özne yüklemdir. Yani %90 özne yüklemdir diye düşüneceksin. Nereden biliyorsunuz hocam? Atıyor musunuz? Al bak. Zordur bütünüyle özne yüklem oldu. Çünkü zordur yüklemi nesne alamaz. Şimdi öğrencileri dedin. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi bak. Tamlamalara dikkat etmiştik ya. Bakın şurada bir kural söylemiştik. Ne demiştik? Şurada. Yüklem verirlerken tamlamaları, deyimleri, söz gruplarını, birleşik fiilleri bölmemeliyiz. Şimdi burada fiil olmadığı için tamlamaya dikkat edeceğiz. Öğrencidir. Ali bir öğrencidir. İyi bir öğrencidir. Ali dikkatli, çalışkan ve iyi bir öğrencidir dediğimizde
burayı bir bütün olarak almanın gerektiği ortaya çıkıyor. Ali Özne gerisi bütünüyle yüklem oldu. Peki gerisine neden bütünüyle yüklem dedik hocam? Çünkü burada bir sıfat anlaması var. Ve yüklem isim olduğu zaman aha diyeceksiniz. Cümle özne yüklemden oluşabilir. Peki yüklem fiil olduğu zaman her zaman böyle mi olur hocam? Hayır, bazen yüklem fiil olup da deyim de olabilir. Şöyle ki mesela gel dedin ya sen. Yalnız gel diye bir deyim yok ama mesela dile gel deseydi, hani dile getirmek gibi dile gel deseydi, o zaman burayı da bir bütün olarak alman gerekebilirdi. İşte Ali sinirlenince dile gel desen, ha burada yine özne olurdu, zar tümleci olurdu ve dile gel yüklem olurdu. O zaman şu kesin, yüklem fiilse dikkatli olacağız ama hani deyim var mı diye. Ama yüklem isimse çok dikkatli olacağız. Cümle muhtemelen özne yüklemden oluşabilir diyeceğiz ve tamlama olabilir diyeceğiz. Bu bir. Mesela yine üniversiteden çıkmış bir örneğe vereyim. Sözlerinden çok adının önem kazanması bir eleştirmenin en büyük korkusu demiş. Şimdi bu cümleyi siz ben yazana kadar ayırmaya çalışın. Bir eleştirmenin en büyük korkusudur demiş. Şimdi sen diyeceksin kardeşim ben bu cümlede yüklemi bulmam lazım. Bu cümlede olmazsa olmaz olan kelime hangisi? Korkusudur. Korkusu yüklemini bulacaksın. Sonra diyeceksin ki aha cümle isim cümlesi ise muhtemelen özne yüklemden oluşuyor. Ama nereden ayıracağız? Büyük korku, en büyük korku bir eleştirmenin korkusu. Burada tamlama var. Ne bir eleştirmenin en büyük korkusudur? Sözlerinden çok adının önem kazanması. Peki burayı neden bütün olarak aldınız hocam? Çünkü kazanması sözcüğü bir isim fiil. İsim fiil arkasındakileri yuttu. Burada da tamlama oluştu. O yüzden bu cümle özne ve yüklemden oluştu diyeceksiniz. O zaman şimdi geçiyorum burayı. Yüklem belirlerken tamlamalara dikkat edeceğiz. Yemek hazırlarken anneme yardım ettim. Yardım ettim bir bileşik fiil. Bunu ayırmamız gerekiyor. Yükleme sorulan kimlerin sorulan cevabı da özne. 22 Mart 1913'te Bursa'da doğdu. Kim doğdu? Sabiha Gökçen. Burası özne. Özne ile alakalı gizli özne var. Mesela eğer 22 Mart 1913'te Bursa'da doğdu deseydi sadece cümlede yazmadığı için gizli özne. O doğdu diyecektik. Bir de sözlü özne var. Sözlü özne de fiil çatısı konusuna geldiğimizde daha iyi öğreneceğimiz bir şey. Sözlüdeki mantığımız şu. Mesela Ali soruyu çözdü dediğimizde buradaki çözdü yüklem Ali özne olmuş oluyor. Ve Ali kendisi yaptığı için Ali'ye biz özne diyoruz. Ve gerçek özne oluyor bu. Ama bu fiil çatısının konusu. Sözlü özne ise sorular tek tek çözüldü dediği zaman bak çözdü etken çözüldü edilgen olmuş oluyor. Çözüldü yüklem. Ne çözüldü? Sorular özne. Tek tek de zar tümleci. Şimdi bu da özne. Bu özne. Cümle ödersen özne. Ama fiil çatısına geldiğimizde bunun sözlü özne olduğunu öğreneceğiz. Ne demek sözlü özne hocam? Yani sorular kendini çözemez. Sorular birileri tarafından çözüldü. Edilgenlik var diyeceğiz. Ama bu cümle ödenin konusundan ziyade fiil çatısının konusu. Bu özne. Bunu özne olarak bilmemiz yeterli. Mesela üniversitede sormuş demiş ki aşağıdaki cümlenin hangisinde karikatür sözcüğü sözlü özne olarak kullanmıştır demiş. İşte karikatür her toplumda sevilir. Bak şimdi karikatür mükemmel bir sanattır demiş mesela. Şimdi karikatür mükemmel bir sanattır cümlesinde karikatür özne mükemmel bir sanattır yüklem. Peki bu sözlü özne mi? Hayır. Kendisi. Ama karikatür her toplumda sevilir dediğimizde bu doğru cevap olmuş. Şimdi sevilir yüklem, ne sevilir karikatür, nerede her toplumda. Her toplumda dolayı türmeç, sevilir yüklem, karikatür özne. Fakat etken edilgen, sever sevilir dediğimiz için, başka tarafından sevildiği için burada cevabımız sözlü özne bu seçenek olmuş. Yani demek istediğim sözlü özne daha çok özneden ziyade fiil çatısıyla alakalı bir kavram. Özneyi bilmemiz yeterli biz. Kim ve ne sorularıyla buluyoruz. Nesne ikiye ayrılıyor. Belirtili ve belirtisiz nesne diye. Belirtili nesnenin esprisi belirtili diyoruz ve neyi kimi yani sonunda iyi olacak. Arkadaşından gelen mesajlar okudu. Okudu yüklem kim? O neyi mesajları okudu diyoruz. Belirtili nesnenin sonunda iyi eki olduğunu unutmayacağız. Belirtisiz nesne ise yükleme sorular neye sorusuna cevap veriyor? İçtik. Tamam. Teneffüs arkadaşlara sıcak çikolata içtik. İçtik yüklem. Kim? Biz içtik. Kiminle arkadaşlarla ne zaman teneffüste ne sıcak çikolata işte bu belirtisiz nesne olmuş oluyor. Hocam özneyi bulurken de neye sorusu var? Belirtisiz nesneyi bulurken de neye sorusu var? Karıştırır mıyız diye endişelenmeyin. Hemen onu da şöyle gösterelim. Şuradan göstereyim bak şimdi.
Önce yüklemi buldun ya. Kayboldu yüklem. Ne kayboldu? Saati kayboldu. Ali'nin saati Özne olmuş oldu. Bak yüklemden sonra yani sırasıyla yöntemimiz yönt diye başlıyor. Yüklemden sonra Özne'yi, Özne'den sonra nesini bulacaksın? Sen Özne'yi buldun mu? Artık tamam bundan sonra nesi yok. Ama şuna bakalım. Ali saat aldı deseydik. Aldı yüklem. Özne'ye geçiyorum. Kim aldı? Ali Özne. Ali ne aldı? Saat. Heh. O zaman bu belirtisiz nesne diyebiliriz. Ama çünkü Özne'yi bulduktan sonra buna karar verdik. Özne'yi bulmadan buna geçemiyoruz. Dolaylı tüm ekse yükleme sorulan EDD'li sorularla bulunuyor. İşte kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden. Sınıfta çalışıyor. Nerede? Nereden çıktı? Nereye girdi diyoruz. Zar tümleci ise ne zaman, nasıl, ne kadar, niçin, nereye sorularıyla bulunuyor. Ömer akşamleyin sahilde birkaç saat dalgın dalgın dolaştı. Dolaştı yüklem. Kim? Ömer. Ne zaman? Akşamleyin. Nerede? Sahilde. Dolaylı tümleç. Ne kadar? Nasıl dolaştı? Dalgın dalgın. Ne kadar? Birkaç saat. Zar tümleci. Yani zar tümleci bu. Fakat zar tümleci ile alakalı esas sizin bilmeniz gereken, esas zorlanacağınız şeyi söylüyorum. Bakın dikkatli dinleyin burayı. Zor olan budur arkadaşlar. Hatta şöyle bomboş bir sayfa varsa oradan göstereyim size şöyle. Şuradan bir boş sayfa alalım. Varsa eğer. Şu. Şurada var. Ha, şuradan bir boş sayfa. Burada da var aslında. Burada varmış. Bu boş sayfa kullanalım. Dikkatli dinleyin şimdi. Şimdi az önce demiştik ki. Geldi sözcüğünü yüklem olarak gördüğünüz zaman belki dile geldiği deyim olabilir. Yani Ali geldi diyorsa sen burada muhtemelen ayıracaksın kelimeleri dedik. Yani Ali işte bugün geldi dersiniz. İşte okula geldi dersiniz. Böyle gider demiştik. Ama öğrencileri olduğu zaman dikkatli olmamız gerekir demiştik. Niye? Çünkü Ali öğrencileri diye bırakamazsın. Ali akıllı ve zeki bir öğrencidir der. Dolayısıyla burayı bir bütün olarak almanız gerekir. Tamlama olur demiştik. Yani yüklem isimse cümleye dikkat edin demiştik. Şimdi bir şey daha var. Bu da üniversiteden çıkmış ama bazı kaynaklar bunu yanlış gösteriyorlar. Mesela bunu hatta üniversiteden çıkmış cümle yazıyorum. Demiş ki aşağıdaki cümlelerden hangisi özne yüklemden oluşuyor demiş. Kafesteki kuşların tüyleri şaşılacak kadar parlaktı demiş. Şimdi ben cümleyi keşke tam sığdırsaydım ama sığmadı. Bu seçenek sizce özne yüklemden oluşuyor mu? Hemen cevap veriyorum. Parlaktı yüklem. Ne parlaktı? Kafesi kuşların tüyleri. Özne şaşılacak kadar zar tümlecidir. Yani sıfatlar ek fiil olarak yüklem olduklarında onların miktarını bildiren zarflar da zar tümleci olur. Dolayısıyla diyelim ki akıllıdır dediniz. Tamam mı? Ali çok akıllıdır dediğinizde burayı siz bölemezsiniz. Yani şimdi bölmelisiniz. Bir bütün olarak alamazsınız. Akıllıdır yüklem. Kim? Ali. Ne kadar akıllıdır? Çok akıllıdır. Zar tümleci demeniz gerekiyor. Çünkü bu üniversiteden çıkmış bir cümledir arkadaşlar. Burayı çok akıllıdır diye alamazsınız. Niye çok akıllıdır diye biz isim tanımlaması olmaz. Sıfat tanımlaması olmaz. Deyim de yok. Sen o zaman niye bunu bir bütün olarak alıyorsun ki? Burayı ayırman lazım. Akıllıdır yüklem. Çok da onun zar tümleci demeniz gerekiyor. Bakın bu zor bir bilgidir. Bununla alakalı birazdan sorular çözeceğiz. Şimdi zar tümlecini de gösterdik. Yani özetle önce yüklemi buluyoruz. Şimdi zor sorulara geçiyoruz artık. Önce yüklemi bulduğumuz zaman şuna dikkat ediyoruz. Yüklem fiilse sıkıntı yok. Tek tek ayıracağız. Yüklem isimse gözlerimizi dört açıyoruz. Niye? Çünkü cümle özne yüklemden oluşabilir. Her an sıkıntı yaşanabilir. Devrikse kurallarını getiriyoruz. Sonra geçiyoruz özneye. Yüklemden sonra özneye geçiyorduk. Bir yüklem bulduk. İki özne demiştik. Yönt. O zaman kuralımız neymiş? Y-Ö-N-T. Yüklem, özne, nesne, tümleci. Şimdi özneyi kim ve ne sorularıyla soruyoruz? Ve asla kimin, neyin sorularını asla ve asla kullanmıyoruz. Eğer kimin, neyin sorusu kullanıyorsanız hiç boşuna cümleleri sorusu çözmeyin. Mutlaka hata yaparsınız. O yüzden kimin, neyin sorusunu sormuyoruz. Bakın burada kimin, neyin diye bir soru var mı? Yok. Mesela ne ile... Kiminle diye bir soru var. O edat tümlecini bulduruyor. Çıkmış 2004'te. Ama biz kimin neyin diye bir soru kullanmıyoruz. Çünkü kimin neyin tamlamaları bulduruyor. Özneyi buluyoruz kim ve ne sorusuyla. Yine tamlamalara, deyimlere dikkat ediyoruz uzayabilir diye. Nesne kimin neyi sorularıyla belirtili nesneyi buluyoruz. Özneyi bulduktan sonraki ne sorusuyla da belirtisiz nesneyi buluyoruz. Dolaylı tümleç EDD'den iki alan sorularla. Zar tümleci de ne zaman, nasıl, ne kadar, niçin, nereye sorularıyla bulunuyor. Şuradaki nereye sorusuyla buradaki nereye sorusuna dikkat ediyoruz. Bunun cevabı dışarı oluyor.
veyahut da içeri oluyor. E2 almıyor. Bunun cevabı ise dışarıya oluyor. İçeriye oluyor. Yani dolaylı çözümlecin sorusu da cevabı da haleki almak zorunda oluyor. Şimdi gelin yakın bir zamanda birkaç sene önce, iki sene önce çıkmış bir sınav sorusuna bakalım. Diyor ki cümlelerin hangisi öğelerin izleyişi bakımından bu cümledekiyle aynıdır diyor. Şimdi seçici bir soru, dikkatli olmamız lazım. Şimdi süreçleri yüklem. Tamam. Yüklemi bulduktan sonra özneyi bulmamız lazım ama yüklem isim olduğu zaman dikkatli olacak. Hatta buraya şeklimizi de çizmiştik. Ne demiştik? Yüklem isimse gözleri dört açalım. Şimdi bir süreç, etkileşimsel bir süreç, gelişimsel etkileşimsel bir süreçtir. O zaman burayı bir bütün olarak aldık. Gelişimsel etkileşimsel bir süreçtir. Ne? Dinleme. Şimdi buraya dikkat edin. Nasıl gelişimsel ve etkileşimsel bir süreçtir veya neye göre gelişimsel ve etkileşimsel bir süreçtir dinleme? Yapılandırıcı dil yaklaşımına göre. İşte burada bir zar tümleci ortaya çıkıyor. Hatta eğer edat olduğu için bunu edat tümleci de diyebilirsiniz. Ama biz bunu zar tümleci ya da temelinde edat tümleci olarak da adlandırabiliriz. Niye? Egöre var. Şimdi gelişimsel ve etkileşimsel bir süreçtir. Ne? Dinleme. Neye göre? Yapılandırıcı dil yaklaşımına göre. Tamam. Şimdi o zaman seçeneklere bakalım. Dili öğrenme süreci dinleme yoluyla anne karnına başlar. Başlar yüklem. Ne başlar? Dili öğrenme süreci. Nasıl? Dinleme yoluyla. Nerede? Anne karnında. O zaman bu seçenek olamaz. Dolaylı tümleç, zarf tümleci veya edat tümleci diyebilirsin. Dili öğrenme süreci özne. Dinleme sadece iletişim kurmak için yapılan bir etkinlik değildir. Yapılan bir etkinlik değildir. Sadece iletişim kurmak için yapılan bir etkinlik değildir. Ne? Dinleme. Bakın burası özne yüklem. Eğer siz burayı özne yüklem olarak alsaydınız cevap B olabilirdi. Ama cevap B değil. Etkili bir dinleme için dinleyici ön bilgilerini harekete geçirmelidir. Harekete geçirmelidir kim? Dinleyici. Neyi? Ön bilgilerini. Niçin? Etkili bir dinleme için. Burayı zar tümleci, burayı özne, burayı belirtili nesne diyebilirsin. Şimdi dinleme becerisinin geliştirilmesi için etkinlik önemli bir unsurdur. Bir unsurdur, önemli bir unsurdur yüklem. Ne önemli bir unsurdur? Etkinlik özne. Niçin? Dinleme becerisinin geliştirilmesi için. Yani yine zarf tümleci veyahut da edat tümleci olarak alabilirsiniz. Niye? İçin edatı var. Burada da göre edatı var. Siz bunu edat tümleci olarak da alsanız, zarf tümleci olarak da alsanız cevabımız Denizli. Niye? Bak. Dinleme gelişimsel ve etkileşimsel bir süreçtir. Etkinlik önemli bir unsurdur. Niçin? Dinleme becerisinin geliştirilmesi için. Neye göre? Yapılandırıcı dil yaklaşımına göre. Şimdi E'yi de inceleyelim. Dinleme eğitiminin bir diğer amacı zihinsel becerilerin geliştirilmesidir. Bak geliştirilmesidir bir isim fiil yüklem olmuş. Geliştirilmesidir becerilerin geliştirilmesidir. Zihinsel becerilerin geliştirilmesidir. Ne zihinsel becerilerin geliştirilmesidir? Dinleme eğitiminin bir diğer amacı. Bu da yine özne yüklem oluyor. O zaman hem E hem B özne yüklemden oluşuyor. O zaman buraya sen özne yüklem diyemezsin diyoruz. Ve geçiyoruz cümlede vurguya. Şimdi bunu söylemiştik zaten. Cümlede yükleme en yakın olan E vurgulanan E'dir. Geldi yüklem. Kim? Ali. Ali okula geldiğimizde dün zar tümleci. Okula dolaylı tümleç. Ali özne. Çok basit bir örnekle başladık. Burada bilmeniz gereken şey şu. Yükleme en yakın kelime hangisi ise onun vurgulandığını hissedin. Yani Ali okula dün geldi. Bak zamanı vurguluyor. Ali dün okula geldi. Yani oraya buraya değil okula geldi. Okula dün Ali geldi. Ahmet Ayşe değil. Ali geldi diye vurgu yapıyoruz. Ara söz ise herhangi bir öneyen açıklaması olabiliyor veya cümle dışı unsur olabiliyor. Mahir Usta lezzetli yemekler yapar. Tamam, sıkıntı yok. Yapar yüklem. Kim yapar? Mahir Usta. Ne yapar? Lezzetli yemekler belirtisi nesne. Peki bu ne? Bizim şirketin aşçısı diye bir vurgu yapılmış. Bazen cümle dışı unsur da olabilir. Mesela Mahir Usta sen de iyi tanırsın. Lezzetli yemekler yapar deseydi bak. Sen de iyi tanırsın. Lezzetli yemekler yapar deseydi sen burayı cümle dışı unsur olacak almak zorunda. Çünkü herhangi biri öyle değil. Ama burada bizim şirketin aşçısı diye öznenin açıklayıcısı olmuş diyebiliriz. Şimdi gelelim bu soruya. Bu soruyu yapmaya çalışalım bakalım. Zaten benim sorduğum her soruyu durdurup izlemeniz sizin için daha faydalı. Kendiniz çözebiliyor mu görmeniz daha faydalı olur. Şimdi ben durdurdunuz ve çözüme geçtiniz diye düşünüp hemen devam ediyorum. Gizleridir yüklem. Yüklem isimse gözlerimizi ne yapıyorduk? Dört açıyorduk böyle. Ustalığın gizleri, şiirdeki ustalığın gizleridir. Tamam, şiirdeki ustalığın gizleridir. Tamam olduğu için bir bütün olarak aldık. Burası bütünüyle bir lokomotif yani yüklem. Şimdi kim şiirdeki ustalığın gizleridir? Cevap yok. Ne şiirdeki ustalığın gizleridir? Cevap yok. Olmaz mı? Var. Üretmek.
Peki üretmek filmsi mi filmsi? Filmsi olunca ne yapıyorduk? Gözlerimizi dört açıyorduk. Niye? Filmsi arkasındaki kelimeleri tutup uzun bir öğe oluşturabiliyordu. Yan cümle oluşturabiliyordu. Üretmek, imgeler üretmek, yepyeni tatlar taşıyan imgeler üretmek, dile oynamak, dile olabildiği değişik, bak dille oynamak, bu dille olacak şurası. Dille oynamak, dile olabildiğince değişik biçimler vermek, sözcüklerin yakın çağrışımlarını gidebileceği en son durağa kadar izlemek ve bunlardan yepyeni tatlar taşıyan imgeler üretmek şiirdeki ustalığın gizlidir. Yani özne yüklemdir, doğuracağımız olacak. Niye hocam? Çünkü fiilimsi var, arkasındaki hepsini yutuyor. Dille oynamak, yani herhangi başka bir şey yapamıyorsun. Kuralımız basit. Tamlamalar ve fiilimsen oluşturduğu yan cümleler bölünemez. Şimdi gelin başka bir soru daha yapalım. Bu da içerisinde farklı farklı öğelerin olduğu bir soru. Bunu da dikkatli bir şekilde çözmemiz lazım. Şimdi bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamlanırsa cümlenin öğeleri sırasıyla zarf tümleci, nesne zarf tümleci, yüklem olur diyor. Şimdi şimdiye kadar onu arkadaşlarına ayrı bir şey yaparken görmedim. Görmedim yüklem. Kim? Ben görmedim. Ne zaman? Şimdiye kadar zarf tümleci. Kimi görmedim? Onu görmedim. Nasıl? Arkadaşlarına ayrı bir şey yaparken bak. Bu olabilir. A seçeneği olabilir. Niye? Zarf tümleci, belirtili nesne, arkadaşlarına ayrı bir şey yaparken zarf tümleci, görmediğim yüklem olabiliyor. Şimdi A olabilir ama diğerlerini kontrol edelim. Şimdiye kadar onu bütün tehlikelerden ben korudum. Korudum yüklem, ben özne oluyor. Özne olduğu için B'ye gittim. Şimdiye kadar onu yemeğe davet etmeyi düşünememiştim. Düşünememiştim yüklem. Kim? Ben düşünememiştim. Neyi? Yemeğe davet etmeyi, belirtili nesne oluyor. O zaman zarf tümleci yüklem olmaz. Şimdiye kadar onu bir kez yazarlar toplantısında gördüm. Nerede gördüm? Toplantısında diyor. Dolar tümleci olmaz. Şimdiye kadar onu üzecek olaylara onu anımsatmamaya, neye çalıştım? Anımsatmamaya. Bu da yine dolar tümleci oluyor. O yüzden cevabımız Adana seçeneği olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar, esas da konu çok basit bir konu. Sadece tamlamalar ve deyimleri bilmemiz lazım. Tamlamalar ve deyimleri bilmezsek burada sıkıntı yaşarız. Şimdi ben size yine 5'li TYT motivasyon denememizden VFG'lerden ödev veriyorum. Bunlardan mutlaka soru çözün. Ama mutlaka bunlardan soru çözeceksiniz. Buradaki denemeleri çözeceksiniz ama mutlaka söyleyeceğim şey şudur arkadaşlar sizlere. Üniversite sınavına çıkmış soruları tamamen temizleyin. Yani üniversite sınavına çıkmış soruları çözmediyseniz, bakın şimdiye kadar çözdüğümüz soruların hepsi üniversite sınavına çıkmış sorulardı. Çözmediyseniz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Oradaki mantığı görmeniz lazım. Adam tamlama ve fiilimsinin bölünmeyeceğini öğretiyor sana. Yoksa işte özneyi şu buldurur, nesneyi buldurur değil. Bunu iyi öğrendiğiniz zaman birçok soruyu rahat rahat yapabileceksiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ha, geçen haftanın ödülü sorusunu yapalım. Cümlesindeki söz grubunun çeşidi nedir demiş. Tabii ki bu isim fiil grubu. Neden? Çünkü baharın gelişi bir isim tanımlaması gibi duruyor. Ama geliş isim fiil olduğu için buna isim fiil grubu diyeceğiz. Şuna dikkat edin. Üniversite sınavı da çıkmış 96 yılında. Aşağıdaki cümlenin hangisi isim tanımlaması vardır demiş. Doğru cevap arkadaşının kitabı olmuş. Tamam, bu çok basit hocam. Ama diğer seçeneklerde tamlananı, yani ikincisi isim fiil olan cümleler varmış. Mesela onların gelmesini istiyorum. Onların gelmesini tamlam olarak kabul etmemiş ÖSYM'e. Dolayısıyla burada da baharın gelişi bir isim tanımlaması gibi dursa da buradaki isim fiil işi bozuyor. Ödülü sorumuz güzel bir soru. Bunu yapabilen helal olsun. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.